da devam edebileceğim sanıyorum. Tamam. Fatih'ten onay bekliyoruz. Bir dakika. Tamamdır. Tamam, devam edebileceğim sanıyorum. Başlayabiliriz. Tamamdır. Hoş geldiniz. İsterseniz bana devret Fatih'ten onay bekliyoruz. Bir dakika. Tamamdır. Devam edebileceğim sanıyorum. Başlayabiliriz. Tamamdır. Mikrofonlarla sen ilgilenirsin Fatih. Hoş geldiniz. İsterseniz bana devret Fatih'ten onay bekliyoruz. Bir dakika. Tamamdır. Evet, tamamdır. Necati Bey, hoş geldiniz. Arkeolog Necati Aksüt bugünkü konuğumuz. Bize tek fırsatları ile ilgili bir sunum yapacak. Bütün izleyenler de hoş geldi. Önce Necati Bey'i biraz tanıyarak başlayacağız. Biz daha evvel Hayri Fehmi Yılmaz Hoca ile Ahmet abinin, Ahmet Faik Özbilge'nin birlikte yaptıkları bir turda Tekfur Sarayı'na uğramıştık ve o gün Necati Bey bizlere dahil olmuştu. O gün tanıdık biz ilk olarak Ahmet abiyle beraber. Tabii Hayri Fehmi Yılmaz Hoca'nın eski dostu kendisi. O şekilde irtibatımız başlamıştı kendisiyle. Bugün de sağ olsun bizleri kırmadı. Tekfur Sarayı ile ilgili bir sunum yapacak bizlere. Öncesinde kendisini tanıyarak başlayacağız her zamanki gibi. Hazır mısınız Necati Bey? Evet. Tamamdır. Ben de bu arada gelenler var. Gelenleri de alayım içeriye. Arada bazen bazı sesler duyabilirsiniz Necati Bey. Bazı mikrofonlar açık oluyor. Ben elimden geldiğince o mikrofonları kapatmaya çalışacağım. Dinleyicilerimizden de rica ederim. Onlar da kapatırlarsa yayın sırasında en azından anlatım kesmemiş olur. Bugün sevgili meslektaşım Sevil de bizlere Facebook ve YouTube üzerinden gelen soruları aktaracak. Hatta chat'i de o takip edecek. Bugün Ahmet abi yok. Ben ve Sevil birlikte artık Necati Bey'e eşlik etmeye çalışacağız bugünkü sunumda. Teşekkürler, sağ olun. Sevil Hanım merhabalar. Merhaba Necati Bey, yorduk sizi. Estağfurullah, hiç önemli değil. Bazen yorulmak gerekiyor, antrenman diyor. Ben bir diğer mikrofonları da isterseniz şey yapayım, bir kapatayım böylece. Kesintisiz devam ederiz. Evet Necati Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, merhaba. Bakalım neyle başlıyoruz? Evet. Tabii isterseniz biraz da sizden bahsedelim. Ben CV'nizi göndermiştiniz. Orada okumuştum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezunsunuz. Evet. Yani doğduğumdan beri İstanbul'da yaşıyorum zaten. Çocukluğumda bir taraftan İstanbul, bir taraftan özellikle Arkeoloji Müzesi beni çok etkilemişti. Ortaokul yıllarından itibaren de Arkeoloji ve Sanat yerinden de çalıştım. O ilk gördüğümüz soldaki iki kişi olarak gözüken fotoğrafta Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nın sahibi Nezih Başgelen'le birlikte görünüyorum. Hangisi sizsiniz? Hangisi Nezih Bey? Biraz uzun boylu görünen ben oluyorum. Diğeri Nezih Bey. Sütunlara yakın olan Nezih Başgelen. Zaten hani aramızda bir 9 yaş vardır. Abi kardeş olarak öyle çalıştık. Diğer gördüğünüz toplu fotoğrafta Tarsus'ta 88 yılında yaptığımız kazı ile ilgili. Türkiye'nin bildiğim kadarıyla en büyük tapınağı var Tarsus'ta. Didim Apollon Tapınağı'ndaki sütunlardan daha büyük çapı olan sütunlarla karşılaştık. Daha doğrusu sütunların kendileri değil de onlardan kalan parçalarla. Çünkü bütün mermerleri yakmışlar mermer ocağında. Daha doğrusu kireç ocağında kireçe çevirmişler. Toprağın altından çıkanlarla hesaplandığı zaman Nezahat Baydur yapıyordu kazıyı. Nezih Başgelen, o dönemki eşi Bilge Hanım ve pek çok başka meslektaş arkadaşımızla birlikte oradaki kazıyı yapmıştık. Çok güzel, çok renkli bir kazı çalışması olmuştu orada.
Evet. Devam edelim. Hı-hı. Yine aynı kazı herhalde. Sonra evet, o da ikinci soldaki resim yine Tarsus'taki Donuktaş dediğimiz tapınaktaki kazıyla ilgili. Bir sonraki resim üniversite yılları İzni'ye yaptığımız bir gezi. Yine şu anda İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan Ahmet Vefa Çobanoğlu benim çok sevdiğim bir hem arkadaşım hem abim. Çok değerli bir insan. Onunla birlikte yaptığımız bir geziydi. Orada yine sanat tarihi bölümünde okuyan arkadaşlarımız var. Benimle birlikte. Bilgileri sadece kitaplardan ya da derslerden değil, aynı zamanda yerinde gidip görerek öğrenmeye çabalıyorduk o dönem. Solda gördüğünüz isim de Toptepe kazısı. Bir planlı bir kazı değil. Orada Marmara Eriyesi civarında olan bir tatil sitesi, Kaptan Tatil Köyü olarak geçen bir tatil köyünde Mehmet Hoca'nın, Mehmet Özdağ'ın insanüstü çabasıyla Trakya'da yürüttüğü çalışmalar kapsamında daha öncesinden tespit ettiği fakat sonrasında tekrar gittiğinde bir tatil sitesinin üzerine yükseldiğini gördüğünde hemen gidip ne kurtarılabilirse bunun için çaba harcayan bir hocamızdı. Onun çabasıyla orada yapılan bir kazıdan bir görünüm. Yan tarafında hemen gördüğümüz Semavi hocamız, Semavi Eyce ile birlikte bir sempozyumda bir anımız. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanat tarihi hocasıydı. Yani bizler de yapabildiğimiz kadar Semavi hocamız gibi ve diğer bugün maalesef aramızda olmayan pek çok değerli hocamızla kendimize örnek almaya çalışıyoruz. Yine öğrencilik yıllarım bu. Ve burada yani hayatımda tanıdığım en muhteşem, en harika insan Halet Çambel. Yani Halet Çambel neden efsane? Tanıyanlar iyi biliyor. Ve yanında eşi Nail Çakıran. O da muhteşem bir insan. Yazar, şair ve mimarlık ödülü almış bir insan. Mimar olmadan Ağa'nın mimarlık ödülünü almış bir insan. Nazım Hikmet'in çok yakın bir dostu. Hatta o derece ki onunla birlikte ortaklaşı bir kitap yazacak kadar, daha doğrusu bir şiir kitabı yazacak kadar çok yakın bir dostuydu Nail Bey. Bu gördüğümüz her iki resimde bugün Arnavutköy'de Kırmızı Yıla dediğimiz yılanın bahçesinde çekilmişti. Yine benim öğrencilik yıllarım. Orada birlikte gözükenler de yine üniversiteden sınıf arkadaşlarımız. Yalıyı da Boğaziçi Üniversitesi'ne bağışladılar sanırım. Doğru. Aynen. Aynen. Şu anda bir de elden de geçirildi. Fakat içindeki eşyalar ne oldu ondan haberdar değilim. O yüzden umuyorum ki bir şey gelmemiştir başına. Çok okul zaten şey yapmıştır, onun önemini almıştır açıkçası. Yani bakalım. Bugün üniversiteler yani pek iç açıcı durumda değil. O yüzden kalite düşünce bir yerde adı Boğaziçi Üniversitesi olsa da maalesef insan yine de acaba diye bir içinde bir korku, bir tedirginlik oluyor. Olsun yine hocam, Boğaziçi Boğaziçi'dir diyelim. Yani sahip çıkarlar emanete her şekilde. Allah işte bizlere düşen Nail Çakıran gibi, Halet Çambel gibi bu ülkeye örnek olması gereken, örnek olması gereken insanları kendimize örnek almak. Solda gördüğümüz resimde de Heybeliada'da çekilmiş fotoğraf. Vakit buldukça hem yayın evinde çalışma hem eğitim, onların dışında kalan zamanında mümkün olduğunca İstanbul'u gezmeye, hem öğrenmeye hem fotoğraflar çekerek belgelemeye çalışıyordum. Diğer fotoğrafta İstanbul Üniversitesi'nin herkesin bildiği Edebiyat Fakültesi merdivenleri. Yine öğrencilik yılları, yine sınıf arkadaşlarımız. O günlerden bir anı. Bir Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nda çalıştığım dönem kitap fuarlarında çekilen bir stand fotoğrafı. Orada yine yayın evinin sahibi Nezih Başkel'in, o dönemki eşi Bilge Hanım ve diğer bir çalışma arkadaşımız Arzu Hanım. Bir diğer fotoğrafta ise uzun yıllar ben aynı zamanda hani arkeoloji eğitimi aldım ama
95 yılından itibaren gazetecilik alanına geçmiştim. O gazetecilik döneminde Milliyet Gazetesi'ni çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafta efsane olacak bir kişi var. Tam ortamızda olan Yıldız Durak. Herkesin tanıdığı değil ama gazetecilik camiasının çok tanıdığı bir insandır. Konya gibi bir yerde gerçekten hani çok iyi bir gazetecilik ortaya koymuş bir insandır. Yani yıllarca Konya gibi bir yerde bir kadın olarak bir habercilik yapmak, gazetecilik yapmak gerçekten yani kolay bir şey değil. Hayran oldum. Çok sevdiğim değerli bir büyüğümdür o da. Diğerleri de benim çok sevdiğim yine arkadaşlarım. Evet, burası da solda Hasan Keyfi görüyoruz. Ilısu Barajı yükselmeden önce. Sağda gördüğümüz ise Midyat. Yıl 2000. Adana itibaren Diyarbakır'a kadar yapabildiğim kadar özellikle Zeyhuma ve Hasan Keyfi görmek için çıktığım bir yolculuktu. O günlerden birer anı. Evet, şimdi gelelim Tekfur Sarayı'na. Burada ilk gördüğümüz resim Piri Reis'in çizimi olan bir harita. Burada görüyoruz Tekfur Sarayı'na. Ve bugünkü haliyle gayet yani örtüşür şekilde bir çizim olduğunu da görüyoruz. Yani şunu da unutmayalım ki bu haritanın çizildiği dönem, yani Piri Reis'in yaşadığı dönem 16. yüzyılın ilk yarısı. O dönemde çizildiğini düşünürsek burada şöyle bir durum söz konusu. 1453'te İstanbul alınmış ve aradan daha 100 yıl geçmemiş. Yani 15. yüzyılda alınmış bir şehrin 16. yüzyılın ilk yarısında Tekfur Sarayı'nda görüldüğü bir harita. O yönden önemli ve iyi bir belge. Evet, burada da Tekfur Sarayı'nın haritasını Pervitiç'den görüyoruz. Yıl 1929, Pervitiç'in sigorta haritası. Yani Pervitiç İstanbul için yani ya da şöyle diyelim, hem Pervitiç hem de bu haritayı çizdirenler, sigorta firmaları gerçekten İstanbul'a yapılabilecek en büyük iyiliklerden birini yapmışlar. Bunu görebiliyoruz çünkü maalesef 20. yüzyılın başına kadar gayet yavaş yavaş değişen bir şehrin çok hızlı bir şekilde 1930'lardan hatta 40'lardan sonra çok hızlı değiştiğini gördüğümüz için bu Pervitiç haritası da Piri Reis'in haritasından sonra aradan yaklaşık bir 400 yıl geçtiğini hesap edersek bayağı ciddi bir zaman. Fakat buna rağmen yine benzer bir şekilde olduğunu görüyoruz buranın. Sağda gördüğümüz yerde de yine hem Pervitiç'i daha doğrusu Pervitiç'in derken Tekfur Sarayı ile beraber Ayvansaray bölgesinin Bilekarnay dediğimiz Bizans döneminin bir mahallesi zaten. Bilekarnay Sarayı derken aslında burada Yıllı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı gibi bir mahalleden ismini alan ya da bir mahalle ismini veren bir yapı kompleksinden bahsetmiş oluyoruz Tekfur Sarayı ile beraber. O anlamda bu bölgede böyle Pervitiç üzerinde görmüş oluyoruz. Şimdi burada solda gördüğümüz resim Gurlit'in yaptığı bir eskiz. Buraya Tekfur Sarayı'nın görülümüne dair yıl 1912. Bu şeyden hemen yan tarafta gördüğümüz ise yine çizim olmakla beraber daha böyle etkileyici bir görüntü ortaya koyuyor. Bunu yapan da Anton Herbert. Özellikle bu önde gördüğümüz ihtişamlı balkon kısmı gerçekten de bugün İstanbul'un tarihsel yönden de çok önemli bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle buradaki önemi şuradan kaynaklanıyor.
sivil mimar yapıları içinde en eskisi diyebiliyoruz burası için bir bakıma. Hani sarnıç gibi yapıları hesaba katmazsak. Ve buradaki balkon İstanbul'un en eski balkonu. Cumbası da diyebiliriz buna. Burada Eugène Flandy'nin solda bir gravürünü görüyoruz. Nispeten yani 1853 olduğu için 19. yüzyılın başları. Burada daha yani tahribatın biraz daha az olduğu bir dönem diyebiliriz bir bakıma. Giderek çünkü tahribat artıyor. Özellikle burada benim en azından dikkatimi çeken nokta sarayın hemen sağ tarafında gördüğümüz çıkıntılı birkaç kemerli olaraktan bir parçası kalmış bir yapının geri kalan kısmı. Eklektik bir şekilde binaya yapışık bir şekilde duran. Daha sonrasında başka görsellerde benim rastlamadığım bir yapı öğesi. Buna dair bir ne olduğuna dair bir yorum yapamayacağım açıkçası. Bir sonrakine geçtiğimiz zaman Sebah Jölyer'in fotoğrafı sağda gördüğümüz. Orada da şöyle bir şeyi görüyoruz. Herkesin dikkatini çekiyordur mutlaka. Daha öncesinde etrafının açık olduğunu gördüğümüz yapının duvarı pek çok yapı için bir kullanım amacı sanki taşımış ve bir duvar oraya yaslaması yapılmış diğer bir konutlar yapılarak. Bu şekilde bir kullanımını söz konusu ve giderek tabii ki o 1853'te gördüğümüz halinden aradan 40 yıl geçtiğinde ya da daha doğrusu 30 yıl daha biraz giderek tahribatın arttığını görebiliyoruz açıkçası. Hocam bu soldaki o kemerler yani sol taraftaki bir gravür anladığım kadarıyla değil mi? Doğrudur. Eugène Flandy'nin. Ya, evet, doğrudur. Yani belki de şey biraz da bir hayal mahsulü eklentiler de oluyor ya bazen. Acaba evet, çünkü bazen. Evet. Sağ taraftaki kule yani şey yani o kule orada zaten hepimiz biliyoruz. Bu kemer sanki birazcık hayali gibi eklenmiş gibi geldi bana ama tabii siz ne dersiniz? Siz de bir şimdi, tek bu gravürde gördüm zaten diyorsunuz. Evet yani sadece burada gördüm çünkü daha erken döneme ait bir görseline rastlamış değilim. Yani evet. Daha öncesine ait olarak görebildiğimiz görsel sadece harita olaraktan. İşte Baudermont'te görüyoruz mesela 14. yüzyıl Baudermont haritasında. Sonrasında da Piri Reis'te görüyoruz. Bu şekilde bir görsel olaraktan görebildiğimiz sadece bunlar. Onun dışında Flandin'den öncesine ait bir görseli açıkçası bugüne kadar rastlamadım 1853 öncesi olarak. Evet, kemerler ilginç. Yani enteresan. Ve, yani o kemer dışındaki kısmına baktığımızda herhangi bir abartı ya da gerçekçi olmayan, gerçekte yerinde olmayıp hayali olarak eklenmiş bir görsel olmadığı için bunun da gerçek olma ihtimali bence gayet yüksek. Ve bugün zaten binanın içine girdiğiniz zaman orada ilginç bir şekilde hani bu biraz önce bahsettiğim o balkon kısmının altına gelen yerde içi boş bir yapı parçası görüyoruz. Orada içine girilmeyen ama içi boş olduğunu bildiğimiz ara kat kısmından görülen bir kısım var. Haliyle bu bina bir kere de mi yapılmış yoksa bir başka yapı vardı orada bir duvar ya da bir parça yapı öyleyse onunla mı birleştirilerek yapıldı ve üzerine o balkon çıkıldı. Ondan da kendi adıma emin olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Farklı bakın, evreleri gösteriyor yani. Aynen. İkinci resme baktığımız zaman bakın Flandin'den sonra Sabah Jölyer'in sağdaki fotoğrafına baktığımız zaman önde bir çıkıntı görüyoruz. O çıkıntı kısmı balkonu aynı zamanda taşıyıcı bir unsur. Ben şu anda kendim Tekfur Sarayı'nın yöneticini yaparken aynı zamanda Kütüphane Müzeler Müdürlüğü'ne bağlıyız. Bizim müdür yardımcımız Kerim Altuğ çok değerli bir arkadaşımız,
doktorası olan ve Bizans üzerine gerçekten çok donanım, saygı duyduğum, bilgisine de kişiliğine de çok saygı duyduğum bir insan. Onunla dün görüştüğüm zaman o kendisinin değerlendirmesi, bu balkonu taşımak adına oraya öyle bir eklentinin yapıldığı yorumunu yaptı. O da olabilir. Yani kesin bir şey söylemek için yani elinde bir veri yok açıkçası. Ne doğrudur diyebilirim, ne yanlıştır diyebilirim. Ama burada böyle bir durum var. Sebebi sadece balkonu taşımak adına yapılmış bir eklenti midir? Yoksa orada bir kule gibi bir şey vardı da onunla birleştirilerek mi yapıldı bu binanın o kısmı? Ondan emin değilim. Evet. Bir sonraki fotoğrafa geçişimizde yine Sabah Joalyer'in 1885 yılı yine bir fotoğrafına bakıyoruz. Burada özellikle kuzey yönüne bakan kısım bu cephesi, Almaşık örgü içeren bir cephe ve Tekfur Sarayı'nda çok karakteristik. Yani bu cepheye gördüğümüz anda hemen evet burası Tekfur Sarayı diyoruz. Yani öyle bir kendine has karakteristik bir görünümü var bu ön cephesinin. Buraya bakarken özellikle dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta da o balkon kısmı yapının hemen önü zaten. Onun hemen sağ tarafında görüntünün sağ tarafına bakarsak orada yine bakın yıl 1885. Yani yaklaşık yani bundan 135 yıl kadar öncesi orada da bir yine bir balkon kısmı olduğunu görüyoruz. Bu ayrı bir büyük ihtimal bir ayrı küçük bir balkonun o güne kalmış kısmı. Bugün çok daha az. Orada sadece iki taş parçası kalmış durumda çıkıntı oluşturacak bir şekilde duran. Ve bir de önüne de dikkat edilirse orada yine Sabah Joalyer'in bu fotoğrafına orada yine önünde bir yapının olduğunu ve o yapının yıkıldıktan sonra duvarda kalan izlerin de üzerinde görebiliyoruz. Evet. Bu kez 1890'lardan bir fotoğraf. Yine güneye bakan tarafını görüyoruz burada. Orada üstte gördüğümüz geçtik galiba. Bir öncekine dönebilir miyim? Evet. Orada sağdaki önünde ev olan resimden bahsediyorum. Sağda önünde ev olan bir sol tarafında yine ahşaptan yapılmış bir iki katlı gibi gözüken küçük bir yapı. Onun hemen arkasında duran güneye bakan cephede üstte gördüğümüz o çıkıntı kısım sarayın şapelini oluşturuyor. Çok küçük yani birebir diyebileceğimiz kadar neredeyse gayet küçük bir kısım. Onun üzerinde şu anda restore edilerek kapatılmış durumda. Yine ziyaretçilerimiz geldiğinde yerinde görebiliyorlar. Evet. Şimdi burada yine solda gördüğümüz Sabah Joalyer'in Tekfur Sarayı'nın içini gösteren bir fotoğraf. Burada da nasıl bir yapı dokusu olduğu, nasıl bir iç yapıya sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani üç katlı olduğu gayet açık pencere sayılarından, pencerenin düzeyinden de zaten belli. Ama burada netleştiremediğimiz bir durum oluşmuştu. Restorasyon döneminde bilim kurulu tarafından da kesin karar verilememiş ama yine de buna göre bir çözüm bulunmuştu. O da şu, giriş kattan üst kata merdiven var mı? Yok muydu? Bu konuda kesin bir karar verilmemiş ama yine de giriş kattan üst kata ahşap ve çelikle bir merdiven konstrüksiyon olarak oluşturulmuş ve bu şekilde ziyarete açılmış durumda. Şu andaki mevcut durumu bu. Sağda gördüğümüz ise Gullit'in bir fotoğrafı. Solda gördüğümüz 1890'lar, sağda gördüğümüz ise 1912. Gullit'in çektiği. İkisinin arasında da ufak bir değişiklikler görebiliyoruz. Çok fazla bir değişim yok açıkçası. Evet.
Şimdi yine Gurlitt'in çektiği bir fotoğraf, solda gördüğümüz. Yine gördüğünüz gibi önde yapıya bitişik olarak, yani hemen yanında, önünde değil, binaya yapışık olarak inşa edilmiş, yapılmış binalar görüyoruz orada, ahşap binalar. Yine 20. yüzyılın başları. Yapı olarak da yine hani 1990'lardaki halinden çok da uzak olmayan bir görünüm arz ettiğini söyleyebiliriz açıkçası. Evet. Sağda gördüğümüz de, sağda gördüğümüz de yine Gurlitt'in bizim biraz önce bahsettiğim karakteristik çepesi. Onun orijinalinin aşılmadan önce sadece Ses gitti. Hoca düştü sanırım yayından. Burada aslında hoca da. Hocam. Şu an sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor tekrar. Tamam. Şimdi solda gördüğümüz resim. Yine Gurlitt'e ait, 1912 yılına ait bir fotoğraf. Kuzeye bakan cephesi, ön cephesi sarayın. Bu cephede özellikle dikkatimizi çeken ya da benim dikkatinizi çekmek isteyeceğim nokta şurada. Toprak dolgu olmuş olduğu gibi avlu ve gayet yükselmiş. Yani binanın yarısı, giriş katının yarısı toprakla dolmuş görünüyor burada. Üst katlar yine mevcut haliyle, yani bugün de gördüğümüz halinden çok ayrı değil. Yani restorasyondan önceki haline yakın bir hali. Çok bir tahribat gözükmüyor. Tabii ki içi boş, çatısı açık. Bu şekilde. Evet. Sağdakine bakacak olursak bu da Nicolas Victor Artamonov isimli bir Rus fotoğrafçının çektiği bir fotoğraf. Bu 1937-1912'den biraz sonrası. Yine arada bir çok büyük bir fark görmüyoruz. Biraz daha cephenin yıprandığı ama daha aşikar. Evet, ondan sonraki fotoğrafa gelirsek. Solda gördüğümüz monogram. Bu monogram şu anda Fener Rum Patrikhanesi'nde duruyor. Fakat gördüğünüz gibi 1937'de Tekfur Sarayı'nda olan bir monogram bu. Sonrasında Patrikhane'ye ne şekilde alınıp taşındı, o konuda bir bilgim yok maalesef. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Sağdaki fotoğrafın da hani biraz farklı olduğunu düşündüğüm için açıkçası dahil ettim görsellerin arasına. Şöyle bir farklılık gördüm burada. Burada dikkat edilirse Theodosius surlarına ait olan Burç ile Tekfur Sarayı arasında bir ahşap bina görüyoruz. Ve bu arada da Tekfur Sarayı'nın sur dışında kalan kısmında insanların yürüdüğünü görüyoruz. O insanların yürüdüğü kısmın hemen solu, biraz daha şu andaki karenin dışında kalan yerde Bulgar ve Rum mezarlıkları var. Büyük ihtimalle bir cenazeyle ilgili olaraktan gelmiş bir kalabalık, bir topluluk olsa gerek. 1950'ler, 60'larda bu alanın gece kondularla dolduğunu biliyoruz. Bu civarda oturan, Tekfur Sarayı civarında oturan insanlardan öğreniyoruz ki 1950'ler, 60'lar, yani 1937-38'den sonrasında bu fotoğrafta Robert Van Nis'e ait bir fotoğraf. 1938 yılı sağda gördüğümüz.
38'den sonrasında her ne sebeple nasıl oluyorsa bu civarı insanlar yerleşmiş 1960'lar hatta belki 70'lere kadar iskan edilmiş bir mahalle dokusu oluşmuş. Tıpkı Rumeli Sarı'nın Osmanlı dönemindeki fotoğraflarına, karpostallarına baktığımızda gördüğümüz gibi. Evet. Monogramı merak ettik tabii Necati Bey. Monogram hakkında biliyor muyuz bir şeyler? Sevil Hanım, maalesef o konuda yani bir bilgiye sahip değilim açıkçası şu anda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yani biraz eksiğim var bu konuda açıkçası itiraf ediyorum size. Hocam, bu monogramın olduğu fotoğrafı nereden aldınız? Onu hatırlıyor musunuz? Şimdi fotoğrafı ben sağ olsun çok değerli bir büyüğümüzden, onun arşivinden temin ettim. Hayati İnanç isminde çok değerli bir araştırmacı gibi büyüğümüz. Onun arşivinde olan bir fotoğraf. Bu fotoğrafı çeken kişi Nicolas Victor Artamonov. 1937 yılına ait bir monogramı çekim tarihi. Hayati onun, abi de burada bu arada. Var olsun, sağ olsun. Gerçekten çok değerli bir insan. Yani ben kendi bilgimi hep paylaşmaktan yanayım. Yani biraz önce bahsettiğim gibi Halit Çembel benim için her zaman için hayatım boyunca rol modelim olacak bir insan. O yüzden onun gibi ben de elinden geldiğince bilgimi paylaşmaktan yanayım. Uzun zamandır aynı zamanda bu arada biraz önce bahsetmeyi atlamış oldum. Ortaköy semti ile ilgili kitap çalışması yapıyorum. 97'de Milliyet'te çalıştığım zaman makale olarak yazdığım ama bugün artık kitap haline getirmek için çabaladığım bir çalışma. Yüzlerce insanla görüştüm, binlerce kaynak taradım ve orada da işte Halit Hocam'ın gibi olmasa da gerçekten pek çok değerli, güzel insan tanıdım. Rum, Ermeni, Yahudi. Evet, monogramı geçecek olursak sonraki fotoğraftan sonra. Evet, soldaki fotoğrafta 1950'lere ait bir fotoğraf. Burada yine Kuzey Cephe'ye bakan bir fotoğraf görüyoruz. Yakın zamana kadar İstanbul'un hemen hemen her yerini sarmış, hala bugün kıyıda köşede olan tam böyle tipik bir gecekondu evi görüyoruz burada. Hani Osmanlı dönemi değil de Cumhuriyet dönemi olduğunu gayet çatısındaki düz kiremitlerden, oluklu olmayan kiremitlerden de gayet kendi belli eden bir bina. Onun hemen sağında da yine iki katlı bir bina görüyoruz. Evet. Sağdaki binaya atladım. Kusura bakmayın. Sağdaki fotoğrafa baktığımızda da bu da 1990'lara ait. Bunu da özellikle koymamız sebebi iç kısımdaki sütunların dıştan baktığımızda görülen sütunlar gayet iyi görünüyor ama içeriden baktığımızda o dıştaki sütunun hemen arkasında duran iç mermerler gayet hani vasfını yitirmiş. Zaten bugün o vasfını yitirmiş olan sütun avluda sergileniyor. Çok ciddi bir yangın çıkmış burada Çin'in fırınlarının üretimi yapıldığı dönem. O yangın sonucunda zaten bu bina tamamen harabeye dönmüş. Fakat işin garibi o Çin'in fırınları sayesinde bir bakıma 1700'lerin başında 1726'da burada Çin'in üretimi sırasında bina elden geçirilmiş, bakımı yapılmış. O anlamda da gayet hani bir bakıma bu binanın bugün ayakta kalmasını belki o fırınlara borçluyuz. Sonrasında da felaketine de sebep olduğunu söylemek mümkün. Bu evet. Arada yine fark ettim. Kerim hocamız da burada. Kerim Altuğ sevgili hocamız da burada. Muhteşem bir insandır. Muhteşem bir insandır. Gerçekten çok güzel, çok altın kalpli, güzel, değerli bir kardeşim ve müdür yardımcımız. O yüzden kendisiyle birlikte çalışmaktan son derece mutluyum. Şimdi solda gördüğümüz baktığımızda yine şöyle bir şeyi anlatmak isterim burada size. Biraz önce giriş katla üst kat arasında binanın içinden bir merdiven yapıldığından bahsetmiştim. Şimdi burada baktığımız zaman şöyle ilginç bir şeyi tespitim var. Yani tahminim pek çok
mutlaka ki Hayri Fehmi Yılmaz'ın da dahil olduğu bir bilim kurulu tarafından restorasyon çalışmaları yürütülmüştü. Hayri Fehmi de benim çok sevdiğim değerli bir kardeşimdir. Yıllar öncesinden beri arkadaşımızın olduğu. Şimdi bu binanın hem sağında hem solunda gördüğümüz yüksek duvarlar. Bu duvarlar bir taraftan zaten Tekfur Sarayı'nda çini fırınların yapılmasının ana sebeplerinden biri. Birazdan o konuya da gireriz. Fakat burada özellikle anlatmak istediğim nokta şu. Giriş kattan üst kata merdiven yoktuysa nasıl üst kata çıkılıyordu diye bir soru eğer dinleyenlerde olacak olursa o konuda sağdaki duvara bakmalarını özellikle rica edeceğim. Sağdaki duvara baktıklarında burada üst kata doğru kademeli çıkan bir yükselti olduğunu göreceğiz. Biraz daha üstünde zaten merdiven kısmı olduğunu da görebiliyoruz. Bugün zaten daha da bariz bir şekilde yerine gelip de görenler görüyordur orada. Oradan aşağıya doğru yani avluya inen bir merdiven olduğunu düşünüyorum. Sanıyorum belki Kerim Altuğ da bu konuda bir şeyler söyleyebilir ya da o fikirde midir bilmiyorum. Sol tarafta gördüğümüz yükselti de hem üçüncü kata çıkılmasıyla ilgili bir yükselti olabilir, olmayabilir de. Orada da çünkü en üst katın hemen altında küçük alçak bir tonozlu bir duvarlara doğru çıkışın olduğu bir kapımız var orada. O nedenle üçüncü kata oradan mı çıkılıyordu onu bilemeyeceğim. Ama sağdaki merdiven kısmı olarak adlandırdığım o kalın duvarın olduğu kısımdan ikinci kata çıkılması gayet mantıklı ve makul görünüyor. Zaten hani orijinal duvar olaraktan durduğu için hani bunu bir sadece tahmin olmak olaraktan değil, görünen bir kısmın değerlendirmesi olarak söylüyorum. Üst kattan üçüncü kata içeriden mutlaka ki bir merdiven tabii ki vardı. Evet. Hocam şimdi sanırım müze. Evet, ondan sonrasında sonrasına konuşacağız. Aynen, aynen müze kısmına geçebiliriz şimdi sanıyorum. Bugünkü görünümüyle başlamak üzere. Şimdi burada solda gördüğümüz kısımda müzenin bugün yoldan görünüşünü görmüş oluyoruz. Burada binaya baktığımız zaman o balkon kısmının hemen önünde camdan yapılmış cam ve çelik konstrüksiyon bir asansör görüyoruz engellilerin kullanımı için. Hani ne kadar buraya uymuştur pek çok ziyaretçimizden eleştiri de alıyorum ama bir taraftan da pek çok özellikle yaşlı ya da engelli vatandaşımızın da ihtiyacını görmek adına da belki bir faydası vardır. Ama bu böyle mi yapılması gerekirdi yoksa başka bir çözümü olabilir miydi yaşlı ve engelli vatandaşlar için, ziyaretçiler için? O konuda açıkçası kesin bir şey söylemek benim elimde değil maalesef. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. O asansör platformunun hemen üstteki platformun altında yine o bin yıllık dediğimiz balkonun, orijinal balkonun çıkıntılarını görüyoruz. O Helbert'in yaptığı çizimi hatırlarsak orada atladığım bir nokta oldu. Helbert orada bu balkon kısmını oluşturan mermer blokları uç kısımlarını hayvan başlı olarak tasvir etmiş. Hani buna dair elinde bir dayanak var mıydı açıkçası o konuda bir şey diyemiyorum. Buradaki hani mermer bloklarının önünde böyle bir şey olmuş da olabilir, olmayabilir de. Evet. Yine solda gördüğümüz kısım o mermer çıkıntının bugün kalmış halini görüyorsunuz daha yakın planda. Sağda da bizim çocukluk yıllarımızdan çok sevdiğimiz, bildiğimiz bir müzik grubu vardı. Üç Hüreller. Bu Üç Hüreller dediğimiz üç kişiden oluşan grubun üyelerinden Haldun Hürel hocamız Kasım ayında gelmişti. Burada bir NTV adına Tekfur Sarayı'nı tanıtan bir çekim yapılmıştı. Ve burada müzemizi, sarayı daha doğrusu diyelim,
tanıttı bizler adına. O yüzden kendisine de teşekkür başlıyoruz. Çok değerli bir büyüğümüz. Evet. Kar altında tek kursa rengi etmek ne kadar keyifli olur. Düşme ihtimali yüksek çünkü. Fakat görüntü olarak baktığınız zaman, yani şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, belki tek kursa'nın en güzel görüntüsü, muhteşem hali İstanbul görüntüsüyle beraber tabii. Kar altında çok daha etkileyici geliyor bana açıkçası. Evet. Şimdi burada İstanbul gibi rutubeti yüksek, yağışlı bir şehirde ahşap döşeme, açık bir alana, avluya yapmak ne kadar doğru olmuştur bilmiyorum açıkçası. Yani mutlaka yapanların da bu konu buna olur verenlerin de kendine göre bir gerekçesi herhalde vardır. Burada müzenin kuzeye bakan tarafını, yani avluyu görüyoruz. Sağ tarafta yine demonte olarak yapılmış cam ve çelik konstrüksiyonda gerçekleştirmiş kapalı alanlarımız, mekanlarımız görünüyor. Sol tarafta da surlar. Burada surlarla ilgili ve Tekfursar'a ile ilgili ilginç bir, yani bana ilginç gelen bir şey var. Şimdi Topkapı Sarayı'na baktığınız zaman mesela, ya da Bizans olaraktan bakacak olursak 4. yüzyılda Büyük Konstantin döneminde yapılan Büyük Saray'a baktığımızda sınırlarını denizin belirlediği bir saraydan bahsediyoruz. Ayasofya ile Marmara arasında uzanan, Hipodrom'la Marmara arasında uzanan bir üçgen alan. Burada ise sarayla beraber hem Tekfur Sarayı hem de Tekfur Sarayı'nın uzantısı olarak Ayvan Sarayı yönünde Bilekarne olarak adlandırdığımız diğer saray kompleksinin, saray yapılarının şehrin dışına taşıyacak şekilde yapıldığını, buradaki sur duvarlarıyla birlikte yapıldığını, inşa edildiğini görüyoruz. Çünkü şöyle bir noktamız var burada. Biraz sonra da maket üzerinden de gösteririz. Daha etraflıca anlatmış oluruz herhalde. Çok dışa çıkıntı yapıldığını görüyoruz açıkçası. Sağda gördüğümüz de sütun başlı. Bu sütun başlı da sarayın içinde, bu 1990'lardan itibaren çok değerli yine bir büyüğümüz, hocamız Profesör Doktor Filiz Yenişehirlioğlu'nun yıllarca verdiği emekle ortaya çıkartılan bir sütun başlığı. Yangın sonrasında işlevini yitirdiği için avluda bugün sergilenen sütun başlıklarından bir tanesi. Evet. Burada da biraz önce bahsettiğim o ara katın merdiven kısmının üstündeki düzlükten çekilmiş bir fotoğraf ve yine kuzeye bakan karakteristik cephesini daha yakından görmüş oluyoruz. Çok güzel bir tuğla, almaşık düzen yapılmış bir geometrik örgü görüyoruz burada. Yine Kerim Altun'un ifadesine göre burası belki hani tahminimiz o şekilde çünkü 10. ya da 11. yüzyıla ait bir bina sarayın kendisi. Fakat buradaki cephe 14. yüzyıla ait olaraktan değerlendirmişti Kerim Altu. Yani, sağda da yine sarayın hemen şimdi bugün için arkasında otopark alan olarak değerlendirdiğimiz, kullandığımız surun dışındaki kalan boş alan gözüküyor. Orayla ilgili de Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar yürütecek, Anıtlar Kurulu ile yapılacak çalışmalar üzerinden elimizden geldiğince otopark alanı olarak değil, daha böyle kültürel anlamda bir değerlendirme çabası içindeyiz açıkçası. Evet. Burada da gördüğümüz, biraz önce işte bahsettiğim 1726'da İznik'ten getirilen Çin ustalarına yaptırılmış Çinli fırınlarından bir tanesi bu. Burada çok güzel bir düşünceyle gerçekleştirilmiş. Çünkü mevcut olan haline baktığımız zaman her gelen ziyaretçinin bu fırından kalan kısmını tamamlama gözünde, hayalinde canlandırma imkanı olacağını sanmıyorum açıkçası. Bu düşünceyle olsa gerek ki
Böyle bir simülasyon yapılmış. Projektörle biz yansıtmasını yapıyoruz bunu. Burada solda baktığımızda fırının iç kısmını görmüş oluyoruz. Sağda gördüğümüz hali de dört bir yanı örülmüş haliyle görmüş oluyoruz. İçeride bugün mevcut halindeki gördüğümüz kısmı zaten ateşin yandığı kısım, ateşlik dediğimiz kısım. Onu ve onun üstünde çömleklerin sıralanmış halini simülasyonla gelen ziyaretçilerimiz görmüş oluyor. Evet. Solda gördüğümüzde yine Hayati Bey'in, Hayati İnanç'ın çektiği bir fotoğraf küp odasından. Küp odası dediğimizde hemen Tekfur Sarayı'nın bitişinde olan kule, burç. Saray, surların devamı olan bir burç aslında. Yine tabii ki sarayı korumak amaçlı olaraktan belki de sarayın bitişine yapılmış bir burç. Onun orta alanını projektörlerle yansıtılarak gerçekleştirilen bir çalışma bu küp. Üzerine Tekfur'da üretilen Çinlilerin görselleri yansıtılıyor bu şekilde. Sağda gördüğümüzde ara kattan giriş kata doğru merdivenden bir bakış. Evet. Şimdi solda maket üzerinde baktığımız zaman şöyle bir şeyi ben kendim değerlendiriyorum. Tekfur Sarayı'nın bulunduğu hizadan sol tarafa doğru gayet düz bir şekilde giden Teodosius surları Tekfur Sarayı'ndan itibaren baktığımızda batı yönünde bir çıkıntı oluşturuyor. Hemen avlunun hemen bitiminden itibaren baktığımızda ki hemen alt tarafında da dikkat edecek olursak orada da bir ayazmamız var. Panagia ayazması dediğimiz bir ayazma var. Bizans'ın 5. yüzyıla ait olduğunu hatırlıyorum. 457-474 yıllarında 1. Leo döneminde yapılmış bir ayazma. O ayazmanın olduğu kısım normalde işte Tekfur Sarayı'nın hemen üstüne baktığımız Teodosius surlarına göre baktığımızda şehrin dışında kalan bir ayazma aslında. Sonrasında Teodosius surları 4. yüzyıl sonu 5. yüzyıl başları. Buradaki surlar ise alttaki gördüğümüz surlar ise Heraklius dönemi, İmparator Heraklius dönemi ki o da 7. yüzyıla tarihleniyor o anlamda. Ve giderek daha sonraki dönemlerde de buradaki surların daha da güçlendirip daha da hem kalınlık yönden hem de yükseklik yönden yüksekliğinin artırıldığını görüyoruz. Evet. Sağda gördüğümüz, onu unutmadan sağda gördüğümüz bir görselimiz var. O çok önemli. O da Tekfur Sarayı'nda bulunduğu rivayet edilen kaşıkçı elması. Şimdi kaşıkçı elmasının da bulunması gayet hani normal bulabileceğimiz bir yer Tekfur Sarayı. İmparatorluk sarayı olduğunu düşünürsek bir taraftan Tekfur Sarayı için imparatorun yaşadığı saray diyoruz ama burasının öyle olmama ihtimali de var. Yani ne demek istiyorum? Alman prensesin ya da kraliçenin sarayı da deniliyor. O anlamda bir ayrı bir yer, imparatorluk sarayının hemen bitişinde ayrı bir pavyon olma durumu da söz konusu. Evet. Şimdi burada solda gördüğümüz bir mezar steli ilginçtir. Bu biraz önce küp odası olarak gösterdiğimiz burcun temel kısmına yakın bir noktada hemen hemen yaklaşık zeminden 2 metre kadar yüksekte yer alıyor. Duvara aplik edilmiş, yapıştırılmış. Üzerinde Yunanca olaraktan yazan kelimede burada yatıyor ifadesi yer alıyor. Yani bugün hani pek çok yani Müslüman mezarlığında da işte burada şu kişi yatıyor şeklinde ifadesinin Yunanca yazılışını görmüş oluyoruz. Üzerindeki bu yaprak motifini Kerim Altı erken dönem olarak düşündü, değerlendirdi. 8. yüzyıl, 10. ya da 11. yüzyıllarda olabileceği şeklinde. Sağda gördüğümüzde bizim ara katımızdaki vitrinlerimizin bulunduğu yerin
genel bir görünümü. Evet. Şimdi biraz önce sadece burada Çin üretimi yapıldığından bahsettik ama bu soldaki resimden dikkatinizi çeker sanıyorum. Olduğu gibi vitrinimiz bu vitrin cam eserlerle dolu. Bunlar hani kullanılmış olmasından ötürü burada yapılan kazılar çıkmış değil. Bunlar üretiminden ötürü. Burada üretilen şişhane dediğimiz atölyeler kurulmuş. Çünkü sadece cam üretimi yapılmamış bu Tekfur Sarayı'nın avlusu ve buradan Ayvansaray'a kadar uzanan alanda. Zaten bu nedenle de bugün hala da Tekfur Sarayı'nın öndeki caddenin ismi Çin'iyle ilgili değil ama camla ilgili olarak verilmiş bir isme sahip. Şişhane Caddesi. Burada solda gördüğümüzde bir camın eritilmiş halini görüyoruz. Bir seramik kap içinde. Onun yanında da camlardan birer külçe parçalar ve üstte de yine sergilenen cam bilezikler, matara ve kandil parçaları görüyoruz. Sağda da ise, sağdaki görsele baktığımızda ise burada yine burada Tekfur Sarayı'nda üretilmiş toprak kaplar görüyoruz. Sadece biz hani Tekfur Çinlisi düşündüğümüz zaman sadece burada sanki Çin'i üretilmiş gibi düşünüyoruz. Cam ve Çin'i. Halbuki Çin'in yanında topraktan yine elde edilebilen çömlekler, farklı amaçlarda yapılan yemek amaçlı, süs amaçlı yapılmış küçük, büyük, farklı amaçlara yönelik olarak yapılmış toprak kaplardan da pek çok obje burada çıkmış. Evet. Solda gördüğümüz görseller gayet böyle hani toprağın altından bu kadar pırıl pırıl çıktığına insanın inanamayacağı kadar güzel parçalar sağlam olarak çıkmış ve hiç tahrip olmamış bir şekilde. Çok güzel parçalar. Burada gördüklerimiz sadece aslında bulunan eserlerin tamamı değil. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Büyük bir kısmı bugün yine Arkeoloji Müzesi'nin ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nin depolarında duruyor. Tekfur Sarayı avlusunda çıkan eserlerin. Ve dikkatinizi çekiyordur belki. Çıkan gördüğünüz bu eserlerin tamamı Osmanlı eserleri. Halbuki Bizans'a dair de eserlerin çıktığını biliyoruz. Bunlar yine müzelerin depolarında duruyor. Evet. Burada yine soldaki gördüğümüz parçalarda özellikle dikkatinizi çekiyordur belki. Tekfur Çinlilerinde ve çömleklerde de yine aynı şekilde çok yaygın olarak da koyu sarı diyebileceğimiz bir renk çok kullanılmış. Bir taraftan yeşil rengin de çok kullanıldığını görüyoruz. Sağda gördüğümüzse küçük küçük kaplar topraktan yine yapılmış. Bunlar da pota dediğimiz seramik parçaları. Bunların kullanımına dair söyleyebileceğimiz şey çömleklerin yapımında içine boya ya da sır malzemesinin konulduğu şeklinde bir tahminde bulunabileceğim size. Evet. Şimdi solda gördüğümüzde epeyce bir burada böyle fincan parçaları çıkmış. 70-80 civarında Fiyazı hocamızın kazı raporlarında okuduğumda öyle bir bilgilere rastlamıştım. Çok güzel parçalar var. Önde gördükleriniz belki hani özellikle önde sağ başta gördüğümüz çok küçük bir fincanın daha da minyatürü diyebileceğimiz bir kap parçası var. Olasılıkla ki yani belki %100 de diyebiliriz. Kahve yerine belki likör, belki bir başka içeceğin konduğu bir kap olsa gerek o. Diğerleri ise bazıları kuplu, bazıları kupsuz olarak yapılmış üretimler. Yine bunlar da Tekfur Sarayı'nda yapılmış üretimler. Beyaz topraktan yapılan kaolinden. Orta kısımda gördüğümüz ise burada cezve nargile görüyoruz. Bunlar ise kazıdan çıkan eserler değil. Bunlar bizim Büyükşehir Belediyesi'nin
Kent Müzesi koleksiyonunda yer alan parçalar. Evet. Burada da solda gördüğümüz lüle, bir tanesi çok sıra dışı diyebileceğimiz büyüklükte. Gayet yani çok rastlanacak bir parça değil. Ama sağda gördüklerimiz herhalde sadece İstanbul için bile hani yüzlerce binlerce diyemeyeceğim, yüz binlerce toprağın altında olduğundan adım gibi emin olduğunu söyleyebileceğim lüleler. Bunlar pipa olarak kullanılıyor, yani tütün içmek için, sigara olaraktan da söyleyebiliriz. O anlamda Osmanlı döneminde kullanılan parçalar. En üstünün hemen altına yer alan tahta parçaları, üretimde kullanılan parçalar aslında. Diğerleri halkın kullandığı, o arada gördüğümüz ahşaplar ise o lüleleri üretenler tarafından atölyelerde bezeme amaçlı olarak kullanılan parçalar. Evet. Sağda gördüğümüz de bir mozaiklerle ilgili görseldi. O da bir fotoğraf olaraktan ekrana yansıtma yapıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize hem Kariye ile ilgili hem de Ayasofya ile ilgili mozaiklerin yansıtılması. Evet. Şimdi burada gördüğümüz mihrap, Kandilli Camii mihrabı. Yanındaki bilgi notuyla birlikte paylaştım zaten. 1751 yılına ait. Burada gördüğümüz mihrap tabii ki hani orijinali Kandilli Camii'nde yer alıyor. İznik Çini Vakfı'yla yapılan bir çalışma olmuş bu müzenin, Tekfur Sarayı'nın restorasyonu süreci. İznik Çini Vakfı'yla da ortaklaşa yürütülen bir proje olduğu için onların verdiği destek gerçekten çok saygıdeğer ve çok değerli. Çünkü onların sayesinde bu kadar muhteşem bir eseri kalkıp da Tekfur Sarayı'nı sergilememiz, orijinali getirip de koymamız mümkün olmadığı için kopyasını üretmişler ve o şu anda gördüğünüz görsel İznik Vakfı'nın ürettiği replika dediğiniz kopyası. Evet. Şimdi buradaki gördüğünüz de gerçekten yine yani hani İznik Çinisi ne kadar muhteşem bir o ayardı diyebileceğim bir pano. Maalesef bunun orijinali Türkiye'de değil, Fransa'da nasıl gittiği bilinmiyor. Onun da bir kopyasını yine İznik Vakfı sayesinde temin etmişiz ve o sayede müzede gelen ziyaretçilerimizi sergileyebiliyoruz bu panoyu da. Evet. Şimdi solda bakın orada fotoğrafta Osmanlı döneminde çekilmiş fotoğraflar bunlar Karpostal koleksiyonunda ve o küfelerde eskiden sarhoş olan insanların taşındığı için küfelik tabiri kullanılır. O küfelerde sadece insanlar taşınmıyor, daha çok aslında ya yiyecek ya da böyle tabaklar taşınıyor Osmanlı döneminde. İşte bu çömleklerin de orada biraz yapılmış halinde görmüş oluyoruz küfeler içinde ve üzerinde. Önde de gördüğünüz eserler yine Tekfur Sarayı fırınlarında üretilmiş olan parçalar. Farklı amaçlarla üretilmiş farklı formlarda kaplar ve parçaları. Sol tarafta gördükleriniz daha çok kandil dediğimiz yağ kandili olarak ya da üzerine mum konulan tarzda seramik parçalar. Sağda gördüklerimiz ise daha çok sıvı koymak amaçlı ama yemek ama su olarak koymak amaçlı olarak kullanmış parçalar. Sağ altta gördüğümüz ise, önde gördüğümüz ise bir kevgir parçası. Evet. Buradaki yine tabaklara baktığımızda yine muhteşem sağlamlıkta çıkmış. Üzerinde gayet böyle sade, bitkisel, stilize motifler görüyoruz tabakların içinde. Bunlar da yine karakteristik Tekfur Sarayı tabakları. Tabii çok büyük ihtimalle yemek koymak üzere kullanılmış. Önde gördüğümüz küçük yeşil bir kapaklı bir parça var. O da baharatlık dediğimiz bir topraktan yapılmış bir form. Sağda en sağda sağ başta gördüğümüz büyük ihtişamlı bir parça var. Obje üzeri kapaklı. Bu eseri İstanbul olarak adlandırılıyor. Eseri İstanbul adında bir yine bir
seramik fabrikası Osmanlı döneminde kurulduğunu biliyoruz ama yerini bilmiyoruz açıkçası. Oraya ait, oradan üretilmiş bir parça. Burada Tekfur Sarayı'nda yapılan kazıda ortaya çıkmış değil. Kent Müzesi'ne ait bir parça. Burada müzenin sergilenen eserlerini biraz daha zenginlik katmak amaçlı olarak burada duruyor. Evet. Sağda, pardon, burada da bakın, tamam, hiç sorun yok. Burada yakından gördüğümüz parçalar, biraz önce bütününü gördüğümüz yerdeki görseller. Soldaki fotoğrafa baktığımızda bunlar makara tabir ettiğimiz parçalar. Hemen arkasında duranlar da üçgen sırtlı parçalar. Bunlar da yine makaralar gibi. Hemen bir önceki görselde de gözüken fırının çiziminde yer alan pişirilen toprak eserlerin arasına konan parçalar bu makara dediğimiz ve balık sırtı diyebileceğimiz ya da üçgen sırtlı diyebileceğimiz o toprak formlar. Sağda gördüğümüz görsel ise havanları görüyoruz burada. Bu havanlarda da yine çini ya da çömlek yapımı sırasında kullanılan malzemelerin hazırlandığını düşünüyoruz. Boya gibi malzemelerin burada havanda dövülerek renk elde etmek için kullanıldığını düşünüyoruz açıkçası. Evet. Burada da yine çömlek fırını içinde ve civarında çıkmış olan amorf diyebileceğimiz, yani form özelliğini yitirmiş olan pişmiş toprak parçaları var sağ tarafta. Solda da yine tekfur çinisi dediğimiz çinilerden çok küçük olarak elimize geçmiş olan parçaları görüyoruz. Sağda gördüğümüzde yine fırının o üzerinde sergilediğimiz simülasyonun çizim olarak yansıtılması vitrininde izleyicilerin ve gelen ziyaretçilerin daha iyi fırını algılaması için o konmuş bir çizim. Burada da fırının farklı bölümlerinin isimlerini ve kullanım amaçlarını görmüş oluyoruz. Evet. Evet, burada işte tekfur çinisi dediğimiz yerinden hani biraz önce Kandilli Camii'ndeki mihrabı mesela orijinali yerinde duruyor dedik. Burada da orijinal olarak elimize geçmiş olan çini panolar var bütün halinde ve parça büyük parçalar halinde elimize geçen. Bunlar bu vitrinde, soldaki vitrinde, soldaki resimde sergileniyor. Vitrindeki eserlerin bir kısmı orijinal değil aslında. Biraz hemen altta sağ üsttekiler kopya, sağ üst köşede duranlar. Hemen onun altında da ilham alınan orijinal parçaları görüyorsunuz. İlham alınan küçük parçalarda kare formda ve sağ üstün hemen altında gördüğünüz yine dar bir parçamız var orada yine dikdörtgen. O dikdörtgen parçalarında yine kopya olduğunu hemen fark edebiliriz zaten dikkatli ziyaretçilerimiz. Sağda gördüğümüz resme gelince burada yine çarşamba civarındaki bir camide duran bir pano üstteki. Alttaki iki pano ise Topkapı Sarayı'ndaki iki camide duruyor orijinalleri. Bunlar her üçü de kopya. Üstteki Mehmet Ağa Camii'ne ait, altındakiler ise Topkapı Sarayı Ağalar Camii'ne, Harem Camii'ne ait. Evet. Sağdaki panoda Cezeri Kasımpaşa Camii'ne ait bir pano. Eyüp Sultan'da bulunan bir camide orijinali duruyor. Bu panonun, yani bende uyandırdığı duygu çok hoş, çok ince bir düşünceyle o dönem yapılmış, oraya konmuş bir pano. Şöyle ki, burada size anlatmak isteyeceğim çok güzel bir şey var. Bu panonun hemen yanında da dikkatinizi çekiyor mudur bilemiyorum. Panodaki görsellerin, yani Mekke'deki kutsal olarak kabul ettiğimiz ziyaret edilen yerlerin toplu olarak bir panoda yerleştirildiğini görüyoruz. Buradaki amaç ne derseniz sadece bir cami duvarını bir süs değil, daha çok Eyüp'e gelen, İstanbul'a, çünkü
hacca giden insanların ilginç bir şeyi vardır Osmanlı döneminde. Haydarpaşa tren istasyonundan öncesinde hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan insanlar önce İstanbul'a gelirlermiş. Doğrudan doğruya hac ziyaretini yapmak üzere kutsal topraklara gitmezlermiş. İstanbul'da bir bakıma o anlamda hacı adayları için bir kutsal toprak o dönem. Bugün de tabii ki yine o kutsallığını koruyan bir toprak aslında İstanbul. Peygamberimizin de müjdelediği. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu. Hacı adayı dediğimiz insanlar İstanbul'a geldiğinde Kafkaslardan, Balkanlardan ve İstanbul'daki tabii ki hacca gidecek olan insanların ziyaret ettiği iki ana nokta var İstanbul'da hacı adayların. Bir tanesi Ayasofya, bir diğeri Eyüp Sultan. Şimdi Eyüp Sultan'a gelinen insanlar Eyüp Sultan'ı ziyaret ettikten sonra ve Ayasofya'yı sonrasında da Üsküdar'a geçip Üsküdar'dan bir kafile şeklinde yola çıkıyorlar. O yüzden zaten Türkiye'nin en büyük mezarlıdır Karacaahmet Mezarlığı ve yine Türkiye'den öte sanıyorum ki dünyanın en çok dini yapısının bir arada bulunduğu ilçedir Üsküdar bu anlamda. İşte burada Üsküdar'da gördüğümüz Cezeri Kasımpaşa Camii'ndeki bu panonun bende uyandırdığı bu duygular, düşünce, bilgilerin yanında burada anlatmak isteyeceğim nokta şu. Maddi durumu iyi olan insanlar hacca gittikleri zaman ne görecekler? Bunları görebiliyoruz burada. Yani bir hacı adayı bu camiye geldiğinde, bu panoyu gördüğünde gittiğinde ne görecek? Gözünde canlandırma imkanı buluyor daha yola çıkarken. Maddi durumu el vermediği için hacca gidemeyecek insanlar da bu camiye geldiğinde en azından hacca gidip gelenlerin anlattıklarını gözünde canlandırabilme fırsatı buluyor. Yani burada hem süsleme amacı var hem de bilgilendirme amacı var ki bilgilendirme yanı bence çok çok değerli. Evet. Bir soru geldi. Dediler ki çalınmıştı bu parça. Yerine kondu mu? Bir bilgimiz var mı? Vallahi bendeki bilgi bu panonun bugün Cezeri Kasımpaşa Camii'de, Eyüp'teki camide durduğu şeklinde bilgim. Çalındığına dair bir bilgim yok. O yüzden şimdi peki, aksini söyleyemeyeceğim. Tamam, teşekkürler. Var olun Sevil Hanım. Evet, şimdi Cezeri Kasımpaşa'daki caminin bilgileri var. Orada panodaki planlamada gösterilen yapılarla ilgili açıklamalar var soldaki resimde. Sağdaki de bir başka camimize ait bir pano. O da Hekimoğlu Ali Paşa Camii, Koca Mustafa Paşa'daki hikaye panosu sağda gördüğümüz. Onda da yine onun planlaması, çizimi yapılmış hemen sağında. Açıklaması için ziyaretçilere faydalı olması amacıyla. Evet. Burada da muhteşem manzaramızın çok küçük bir parçasını göstermeyi istedim size. Ziyaretçilerimiz geldiğinde zaten Tekfur Sarayı'nın yapı olarak zaten hem Osmanlı hem Bizans ruhunu hissedeceklerdir tahmin ediyorum ki. Bir de bunun yanında o dönemleri özellikle Bizans olabilir, Osmanlı dönemi olabilir. Buraya üst katlara çıktıkları zaman, en üst kata çıktıkları zaman etraflarına o dönemin görüntüsü olarak hayal ederlerse muhteşem bir görüntüsü olduğunu da göreceklerdir. Evet. Kopyası müzede bulunuyor. Orijinalinin camide olduğu şeklinde bilgim. Evet. Bu arada sunum herhalde tamamlandı hocam. Evet, doğrudur. Paylaştığınız doğrudur, fotoğraflar doğrudur. Böyle bitiyordu. Sorular evet. Varsa ben takip edemedim chat'i. Tabii ki bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışayım ama bilmediğim konuda da bilmiyorum demek durumundayım sizlere açıkçası. Şimdi imamın çaldığı ile ilgili bir takım söylentiler var bir kere. Mümkündür. Biliyorsunuz Ayasofya'daki
Bizans döneminden kalmış olan mozaiklerin de o dönem Ayasofya'da görev yapan çalışanlar tarafından çalınıp gelen ziyaretçilere satıldığı söylenir ki bunlar yazılı kaynaklarda var. O yüzden hani olmaz diyemiyorum maalesef. Yani bana bile kalkıp da Sümbül Efendi Camii'nin son cemaatindeki Kabe'nin ne kadar edeceğini soran din kardeşimiz çıktı karşıma. O yüzden hani dindar bir insan gelip de bana bunu soruyorsa artık söyleyecek bir söz kalmıyor. Maalesef. Şimdi burada benim bu görsellerden sonrasını anlatmak isteyeceğim bir noktalar var. Sesim geliyor mu acaba? Evet hocam, duyuyoruz. Ha, Muzaffer Bey, şimdi sizlere anlatmak istediğim nokta şurada. Genel bir toplam yapmış olmak isterim burada. O da şu şekilde olacak. Gelen ziyaretçilerimize iki tane soru soruyorum. Gayet basit iki soru. Şimdi insanlarımızın, ben bilgili değil de, hani bilgili olmak da çok değerli tabii. Bugün maalesef bilgili insan sayısı da maalesef ülkemizde dünya ortalamasına göre çok aşağıda olduğunu görüyoruz. Maalesef hepimiz için bir can yakıcı, üzücü bir durum. Fakat daha önemli, daha değerli bulduğum bir nokta var. Kültürlü olmak. O bilgili olmaktan kültürlü olmak arasındaki farkı ben şu şekilde değerlendiriyorum, şu şekilde tanımlıyorum. Bilgisi olan insana evet bilgili diyebiliyoruz ama o bilgi işlenmiyorsa sadece bilgili, sadece bilgiyi taşıyan, hamallığını yapan. Kültürlü dediğimiz zaman o bilgiyi analiz eden insan. Şimdi bunun böyle bir açıklamayı yapmamın sebebi şurada. Şimdi Tekfur Sarayı'nın ne zaman yapıldığını, nerede olduğunu kişinin bilmesi bir faydadır belki. Ama daha faydalı olacak bir nokta var. O da şu. Neden? Benim gelen ziyaretçiye sorduğum iki soru var. Bir, diyorum ki buraya Tekfur Sarayı neden yapılmış? Bu surlar neden buradan çıkıntılı bir şekilde sonradan devam ettirilmiş? Bir diğer ikinci sorum da şu oluyor. Bizans'ın imparatorlarının seçimi burada bu şekilde olmuş. Buraya gelmişler, bu sarayı yapmışlar ve alt tarafta da diğer saray kompleksinin yapılarına. Peki Osmanlı padişahlarının Çin'i fırını yapmak için seçimi neden burası olmuş? Yani Bizans'ın krallarının, imparatorlarının seçimi burasıyken Osmanlı padişahlarının da seçimi saray yapmak için değil ama Çin'i fırını yapmak için neden burası olmuş diye soruyorum. Şimdi bununla ilgili benim kendi değerlendirmemi sizlerle paylaşmak istiyorum öncelikle. Ondan sonra da yine soracağın sorular olursa bildiğim kadarıyla severek yardımcı olmak isterim. Şimdi sarayla ilgili olaraktan öncelikle değerlendirme yapmak istiyorum. O da şu, Büyük Saray 4. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar kesintisiz olarak İmparatorluğun Sarayı, Bizans'ın. Şimdi 11. yüzyıldan itibaren Haliç'e yakın şehrin kuzey batısında kalan bu noktaya bu sarayın ve saray kompleksinin yapılmasının sebebinin daha çok Marmara Denizi'nin artık görece daha önceki döneme göre güvenlik zafiyeti içermesi. Hem Arap akınları hem bunun yanında Avarların saldırısı, bir taraftan Perslerin saldırıları var buraya. Zaten 1204 ile 1261 arasında da Haçlı Sefer yapan Katolik kökenli kişilerin İstanbul'u işgal edip burada 57 yıl boyunca bir Latin İmparatorluğu kurduğunu görüyoruz. Roma İmparatorluğu diyorlar kendilerine, Romanya ismini koymuşlar kendi imparatorluklarının Latin yerine, Romanya diye adlandırmışlar Romalılar anlamında. Böyle bir durum söz konusu burayla ilgili. Şimdi burada ilginç bir noktamız daha var. Bu Theodosius surlarının aslında devamı içeriden aşağıya doğru, yani Haliç'e doğru devam ediyor. Haliç'e doğru devam eden o içteki sur yapılarının ya da alçak duvarın dışına Konstantinus döneminden, Heraklius İmparator Heraklius döneminden itibaren kademeli olarak zaman içerisinde 7. yüzyıldan itibaren bir sur inşa edildiğini görüyoruz. İşte bu Heraklius'un
inşa ettiği surla daha önce Theodosius döneminde inşa edilen iki sur duvarının arasında bir imparatorluk sarayı yapılıyor. Ve Alman prensesin sarayı dediğimiz saray da belki olabilir bu tekfir sarayı dediğimiz. Ha, bu arada şunu da açıklamış olalım, atladığım bir nokta. Neden tekfir sarayı deniyor bu saraya? Sebebi Osmanlı padişahlarının giderek küçümüş olan bir imparatorluk durumuna gelen Bizans imparatorlarına tekfir olarak hitap etmesinden. Tekfir kelimesi aslında Ermenice takavordan geliyor. Bu takavor kelimesi Ermenice'de tacı taşıyan, yani aslında prens ya da kral anlamını yükleyebileceğimiz bir anlamı var açık aslında. Fakat Bizans imparatorları bu takavor ya da tekfir dediğimiz kelimeyi, bir unvanı, kendisine bağlı, kendisine vergi ödeyen Anadolu'daki ya da diğer bölgelerdeki beyler, derebeyleri için, prensler için kullanıyor. İşte Osmanlı'da artık o derebeyleri, valiler gibi gördüğü Bizans kralına kral ya da imparator olarak değil, tekfir olarak hitap ediyor. Bu nedenle de İstanbul alındığı zaman Osmanlı padişahlarının Bizans krallarına olan hitabı saraya da isim olarak konmuş. Tekfur'un sarayından ötürü Tekfur Sarayı diyoruz buraya. Böyle güvenlik amaçlı olarak buraya yapılmış, Marmara Denizi'ne göre zaten Fatih İstanbul'u alırken hatırlarsanız gemilerini Haliç'e sokamıyor. Sokamayışın sebebi Eminönü ile Karaköy arasında yer alan iki kulenin arasına gerilmiş olan kalın zincirler. Bu zincirlerin buraya gerilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi Haliç surlarının hem alçak olması hem de bir taraftan da İmparatorluk Sarayı'nın buraya taşınmış olması. Bu nedenle böyle bir durum söz konusu oluyor ve Fatih de İstanbul'u fethederken gemilerini Tophane'den karadan yürütüp Kasımpaşa'ya indirerek Haliç'e yine gemileriyle girmiş oluyor ve sonrasında top atışlarıyla Haliç surlarından gedik açarak şehre girilmiş oluyor. Gelelim ikinci noktaya. Çini fırınları, Tekfur Sarayı'na yapılan Çini fırınları. Şimdi Çini fırınlarının İstanbul'a yapılmasının bir gerekçeleri farklı. Bu fırının Tekfur Sarayı'na yapılmasının gerekçesi farklı. Şimdi İstanbul'a Çini fırını yapılmasının gerekçesi gayet basit sebeplere dayanıyor. İznik'ten, Bursa'nın bir ilçesi olan İznik'ten İstanbul'a Çini getirmek ulaşım olarak çok kolay olmuyor ve maliyeti yüksek. Nakliye masrafı, bir taraftan yolda kazayla kırılabilen bir şey bu sonuçta Çini ya da diğer parçalar, topraktan yapılan. Bu nedenle bunların hem zaman tasarrufu, bir an önce hem yapılıp hem de yerine konması, bir camide, bir çeşmede kullanılacak yere göre taşınması yönünden bir avantaj sağlıyor İstanbul'da böyle bir fırın yapılması. Gelelim İstanbul'da yapılacak yerin Tekfur Sarayı olarak seçilmesindeki sebebe. Burada da gördüğümüz birkaç tane ana sebep var. Birinci ana sebep yangına karşı güvenlik. Osmanlı dönemine bakıyorsunuz mesela bu 1203-1204 yıllarında Latin istilası olduğunda İstanbul'a çok ciddi yangınlar çıkartılmış İstanbul'da ve bu yangınların çok kolay çıkartılmasının ve bütün şehre yayılmasının ana sebebi o dönemde de yine yapıların, konutların çok büyük oranda ahşaptan yapılması. Aynı şeyi 1204'te gördüğümüz bu görüntü 1726'da yine bu Çini fırını İstanbul'da yapılacağı zaman yine İstanbul için geçerli olan bir manzara. Bu nedenle yangına karşı korunaklı bir alan gerekiyor. Böylesine Tekfur Sarayı'nın avlusunda gördüğümüz o iki kalın duvar, yaklaşık her biri beşer metre kalınlıkta taş duvarlar ve yüksekliği 25 metre civarı. Böylesine yüksek bir iki kalın duvarın olduğu alanda Çin üretimi çok daha nispeten şehrin başka yerlerine göre daha nispeten kolay ve avantajlı. Avantaj yönüne bakarsak yangın konusunda olduğu kadar bunun yanında iki ciddi avantajı daha olduğunu görüyoruz.
Bunlardan birisi İstanbul'un 20. yüzyılın başına kadar ki en geniş caddesi olarak adlandırabileceğimiz önceden Acı Çeşme denilen, sonradan Fevzi Paşa Caddesi dediğimiz Edirne Kapı'yı Topkapı Sarayı'na kadar bağlayan, bir taraftan da Edirne'ye giden yolun başlangıcı olan Edirne Kapı dediğimiz ana caddenin 500 ila 600 metre mesafede bir konumu olması Tekfur Sarayı'na. Bir diğer nokta, Tekfur Sarayı'nda bir üretim yapılıyor. Çin üretimi yapıyoruz, çömlek üretimi yapıyoruz. Bu çömlek üretimi için kullandığımız malzeme, ana malzeme toprak. Kaliteli, nitelikli diyebileceğimiz bir toprağı yakında bulmak gerekiyor. Çok uzaktan getirdiğiniz zaman yine İznik'ten Çin'i, çömleği taşımak kadar yine maliyeti yüksek olduğu takdirde pek de hani gerçekçi olmayan bir üretim projesi haline gelir. Buna ilgili de yapılan çalışma sonucunda Alibeyköy Deresi'nden ve Kağıthane Deresi'nden buraya alüvyonların getirdiği toprak buraya getirilmiş ve burada kullanılmış. Yine üretilen mamuller de bir yandan Edirne Kapı yolu üzerinden şehrin içine ya da şehrin dışına, bir yandan da Ayvansaray'daki iskeleden deniz yoluyla da İstanbul'un farklı yerlerine taşındığını görüyoruz. Yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Evet, söyleyeceklerim bunlar ibaret şu an için. Hocam ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Siz var, neden sorularımızı biz sormadan zaten siz o neden sorularını sorup cevapladınız aslında. Şimdi bakın, burada benim söyleyeceğim bir şey var Muzaffer Bey. Bütün dinleyicilerimizden, bütün arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan benim ricam şu. Yani şurada 2 yıldır Tekfur Sarayı'ndan, ondan önce 3 yıl kadar Balat'ta yine Raylı Sistem Müdürü bünyesinde Büyükşehir'de görev yaptım. Ben Balat'ta kendim çalışıncaya kadar, yani bakın öncelikle iğneyi kendime batırmayı tercih ediyorum. O anlamda hani haddim değil kimseye bir ahkam kesmek. Asla öyle bir amacım, gayem hiçbir kimseye karşı yok. Dediğim gibi benim rol modelim Halet Çambel'si, böyle bir kişilik asla sergileyemem. Şimdi şunu söyleyeceğim Balat'la ilgili. Balat'ta baktığımda düşünün, 2017'de ben Balat'ta görev yapmaya başladım. 3 yıl boyunca Balat'ta görev yaptım. 2017'ye kadar İstanbul'un her yerinde doğduğumdan beri, bugün yaşım 55, gezen bir insanım, fotoğraflayan bir insanım. Ve bu nedenle de çok gayri ihtiyar bana hani Balat'ı biliyor musun deseler, hani Balat'ı biliyorum derdim 2017'ye kadar. Fakat 3 yıl Balat'ta görev yaptıktan sonra bugün bana Balat'ı biliyor musunuz derseniz, size net olarak şunu söylerim. Balat'ı bilmediğimi bilecek kadar biliyorum. Yerini biliyorum ama Balat'ı bildiğimi bilmiyorum. Yani hani antik dönemdeki bir filozofa atfedilen bir söz vardır. Yani bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğimdir. Bu anlamda gerçekten ben Balat hakkında hiçbir şey bilmediğimi bilecek kadar bir şeyler bildiğimi söyleyebilirim. Ama gerçekten bildiğimi asla söyleyemem Balat'ı. Balat bir başka dünya. Gelelim Tekfur Sarayı'na. Tekfur Sarayı'na geldikten sonra ve bununla ilgili yaptığım çalışmalar, araştırmalardan sonra şunu fark ettim. Bu saray gerçekten buraya tesadüfen yapılmamış. Bu fırınlar buraya tesadüfen girip yapılmamış. Bu nedenle dinleyici arkadaşlarımızdan, araştırmacı arkadaşlarımdan ricam şu. Lütfen bir yeri incelerken oradaki yapılarını oraya, hani birisi kalkıp da yazı mı tura mı deyip de hadi şuraya şunu yapsak mı yapmasak mı hadi yapalım diye yapmadıklarını gördüm. Yani tesadüfen olmadığını gördüm açıkçası. Evet. Ben YouTube'dan izlediğim kadarıyla orada bir soru olduğuna rastlamadım. Burada da takip ettiğim kadarıyla yanıtlamadığımız bir sorumuz kalmadı. Benim kendi konuşmalı, yani biz aramızda konuşurkenden kendime not aldığım şey, bir de galiba Necati Bey Ortaköy çalışıyor. Aynen, Ortaköy üzerine ben 97'de ben milliyette çalışırken kendim Ortaköy'de oturuyordum. O yüzden Ortaköy'le ilgili bir yazı yazdım Milliyet Gazetesi'nde. Hasbelkader sonra da başka semtlerle ilgili, yani İstanbul'un semtlerini anlatan
kısa yazılar, makaleler yazmıştım Milliyet'in eklerinde. Sonrasında Milliyet Sanat'ta 99 yılında biraz daha kapsamlı bir yazı yazayım dediğim zaman, yani başıma nasıl bir iş açtığımı farkında olmadan öyle bir şeye giriştim. Ermeni cemaatinde kiliseye giderek oradaki cemaatten insanlardan yardım istediğimde çok değerli iki güzel insanla tanışmamı sağladılar. Bir tanesi Çinici Aram Usta, Nur içine yasın, rahmetli oldu kendisi. Diğeri de Demirci Rupen. Yani böyle bir demirci yok yani, böyle bir demirci yok. Bırakın o bugün, yani öyle bir hani üniversite mezunu keşke o ayarda insanlarımız olsa diyorum. İlkokul mezunu ama bir derya. Sabancı Müzesi'nin demir kapılarını yapmış bir insan. İmeci bloklarının demir işlerini yapmış bir insan. Atatürk'ün Yalova'daki yürüyen köşkünün yürümesinde emeği olan bir insan Demir Çurukhan. Ve 1911 doğumluydu. 1927 yılına ait Pervitiç haritalarında onun anlattıklarını sonra kalkıp doğrulamak adına orada tek tek bilgileri karşılaştırdığımda bir tane içinde yanlış bilgi görmedim. Bir tane. Saptayamadım, yakalayamadım. Yani bir tane Demir Çurukhan şu konuda da yanılmış diyemedim. Böyle bir muhteşem insanın anlattıkları, yazılı kaynaklarda bulduklarımın çok çok üzerinde bir bilgi karşıma çıkartınca Milliyet Sanat'ta 99 yılında çıkan yazım çok kısadır. Onu sizinle sonra PDF'sini paylaşabilirim. Ki o yazı sayesinde de daha sonrasında Yapı Kredi'den çıkan İstanbul'un Sahneleri isimli 3 ciltli kitapta Ortaköy Tiyatrosu ile ilgili kısmı oradaki yazımdan alarak, makaleden alarak koymuşlar. Ortaköy Parasiraç Tiyatrosu ismi, iyilikseverler anlamında. Böyle bir Balyan ailesinin yaptırdığı bir tiyatro. Böylesi çok ilginç bilgilere ulaşmaya başladım. Yüzlerce insanla görüştüm. İhsan Sabri Çayaldengil'in rahmetli eşiyle, hala Allah uzun ömür versin hayatta olan Şükrü Elekdağ, doğma büyüme Ortaköylüdür. Çok değerli, çok güzel insanlar tanıdım. Bütün cemaatlerden, Rum, Ermeni, Yahudi. İşte bugün umuyorum ki bu sene için artık bu kitabı toparlayıp önümüzdeki senede artık elinizde bir kitap halinde gelmesi için gece gündüz bununla uğraşacağım. Kolay gelsin hocam. Kitap çıktıktan sonra ben söz veriyorum, bu sunuma ne kadar hazırlandığınızı çok çok yakinen bildiğim için. Yani emin olun 3 saatim uykuyla duruyorum bugün. Yani bu kadar ne söylüyorum. Hafta sonu evde gittim. Kapıda insan gibi demek demişsiniz de öyle içeride kalmışım gibi. Sürekli okumalar yaparak, sürekli görseller hazırlayarak. Yani çünkü şöyle bir şey var. Hani Allah mahcup etmesin deriz ya. Adımız çıkacak, canımız çıksın. Adam gibi adam olma hayalim. Bu dünyaya Yunus Emre'nin dediği gibi hamdım, piştim, yandım diye olgunlaşmaya çalışan bir kişiyim, bir arkeoloğum. Hem kuruma layık olmaya çalışıyorum, hem şehrime, hem insanlarıma. O yüzden sizlere de duyduğum saygı gereği elimden gelen en iyisini yapmak istedim. Hocam ağzınıza sağlık, çok çok teşekkür ederiz. Ortaköy'ün slaytlarına yardım edeceğim, söz. Ama kitap çıkınca bize Ortaköy'ü de böyle bir sunumda daha anlatırsınız değil mi? Şimdiden sözünü alayım. Evet, evet. Bakın benim bütün derdim zaten öğrendiğim ne varsa onu paylaşmak. Çünkü bakın biraz önce ilginç bir nokta vardı, atladık. Yani bazen de detaylar sonradan insan aklına geliyor. O da şu, bu tekfir Çinliler diyoruz yani. İznik'teki Çinler içinde geçirir. Başka Kütahya'da ya da Çanakkale'de yapılan Çin üretimleri de var. Şimdi bu Çinlerin üretiminde boyanın sabit kalması için üzerine sürülen bir şeffaf diyebileceğimiz bir kimyasal malzeme var. Ustalar bu malzemenin bileşiminin, karışımını, formülünü vermiyorlar çıraklarına. Çıraklar diyorlar ki ustam üzerine ne sürdün, ne yaptın? Hani bunu biz nasıl yapacağız? Formülü nedir? Formülünü vermiyor. Boynuz kulağa geçmesin diye bir bakıma. O diyor sır. O yüzden bugün biz kalkıyoruz. O kullanılan malzemeye bugün de sır diyoruz. Artık yani işte bakın İznik Çin'i bak bu gibi bir çok idealist, çok güzel insanların olduğu bir yerde. Çok güzel bugün hala o Osmanlı Çinlerine imrenerek bakmıyoruz. Artık bugün de o imrendiğimiz Osmanlı döneminde kaldığını sandığımız eserler
Bugün yine İzniçinli Vakfı sayesinde, o güzel insanlar sayesinde bugün de hayat buluyor, yine üretiliyor. Bugün hala mesela Tekfur Sarayı'na gelen ziyaretçilerimiz de diyorlar ki ya bu kadar güzel peki burada üretim yapılmış. Bugün de böyle bir atölyeler yapılsa da burada yine bu üretim canlandırılsa, insanlar amatör olarak ticari amaçlı değil ama hani amatör olarak gelse bu üretimlerin nasıl yapıldığını görse, bunun hayata geçirilmiş olsa, burada böyle bir çalışma yapılsa diyorlar. İşte Kerim Altu da sanıyorum ki bizi dinliyordur şu anda. Onun vesilesiyle üst yönetime bu öneriyi, ziyaretçilerimizden gelen öneriyi de iletmek isterim. Gerçekten yaşatmak çok güzel bir şey. Bilgiyi paylaşmak çok güzel. Diğer türlü hala biz taş devrinde tekeri icat etmekle meşgul olurduk. Eğer bilgiler birbirimize aktarmamış olsaydık. Evet. Çok teşekkürler. Vakti bir parça açtık ama Erol Bey diyor ki benim bir sorum var. Mümkün müdür seve onu seve. Da yanıtlayalım? Seve seve. Bildiğim bir şeyse seve seve. Tamam. Erol Bey açabilir misiniz kendi sesinizi sormak için? Açtım şimdi. Hocam öncelikle kıymetli sunumunuz için teşekkür ediyorum size. Estağfurullah. Bir faydam oldu mu bana? Bir kısa bir ekleme yapıp sonra sorumu sorayım. Şimdi Kabe tasvirli Çinli panodan bahsettiniz. Evet. Ben de o konuyu bir ara araştırmıştım. Özbekler özellikle hacca giderken İstanbul'dan geçiyorlarmış. Hatta evet. 1915 senesinden buradan geçerken halifenin cihat ilanını duyunca Osmanlı'nın lehine savaşa katılmış ve birçoğu da şehit düşmüş. Tekfur Sarayı'nın Çinlilerinden bir tanesi Feruh Ketuda Camii'nin mihrabında var. Siz bilirsiniz onu. Direkt imamın namazı. Hayvan Sarayı. Balat'taki Feruh Ketuda Camii. Pardon. Hayvan Sarayı diyorum. Balat'ta doğru. Mimar Sinan'ın bir eseridir. Onun da konuyla ilgili olduğu için söylüyorum Çin ile. Onun da haziresi var. Küçücük bir tane. Hemen caminin evet. girişinde. Orada da bir tane mezar taşı var. Adam hacca giderken, işte Kafkaslardan bir yerden hacca giderken İstanbul'da ölmüş, o Feruh Ketuda Camii'nin haziresine gömülmüş. Tam da o Tekfur Sarayı'nın... Yok, evet öyle olmuş. Benim sorum şimdi, ben dün Saffet Emre Tonguç'un videosunu seyrederken bu Hasköy evet. civarında YouTube'da Hayvansaray isminin Tekfur Sarayı'ndan geldiğini söyledi. Doğrudur. Bununla ilgili iki tane versiyon var. Onu söyleyebilirim size. Buyurun. Onunla ilgili şöyle iki kısa bilgi vereyim size. Bir yandan Tekfur Sarayı'nı anlatırken eksik kalan bir nokta. O yönden de size teşekkür ediyorum. Böyle bir hatırlatma yaptığınız için. Bir tanesi burada bu sarayın, yani Tekfur Sarayı'nın Osmanlı dönemindeki kullanımıyla ilgili. Osmanlı döneminde padişahlara hediye edilen fil ve zürafa gibi, ki İlk defa zürafanın İstanbul'a geldiğinde buraya getirip burada bakıldığı söylenir yazılı kayıtlar üzerinden. O anlamda padişahlara hediye edilen hayvanların bakıldığı bir yer. Trakyalı insanların da bu bölgede oturmasına ötürü, özellikle Roman dediğimiz insanları, bunlardan ötürü de hayvan sarayı diyemediğinde, H'yi söyleyemediğinde hayvan sarayı yerine hayvan sarayı dendiği rivayet edilir. Bu birinci versiyon. Fakat bana göre çok daha mantıklı olan şey eyvandan kaynaklanan, yani eyvanlı saray anlamında, sarayın eyvanından yola çıkarak eyvanlı saray isminin hayvan saraya dönüşüp semte ismini verdiği şeklinde. Benim daha çok bana mantıklı gelen bu ikinci ihtimal. Teşekkür ederim. Hocam evet. Siz bu Tekfur Sarayı'nda çekilmiş olan filmleri hiç araştırdınız mı? Denk geldi mi öyle bir bilgi size? Vallahi bu da olaraktan sadece bir Türk filminde geçtiği şeklinde bir bilgim oldu ama o filmi de izlediğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Şu anda ismi de aklıma gelmedi. İncili bir adında İnci geçen bir filmdi. Ben iki tane buldum da şimdi yanımda değil. Çok güzel. Benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Yani kendim de görmek isterim sonrasında. Bu arada başka bir size başka paylaşabileceğim bir şey var mı buradan bahsetmek isteyeceğim? İki soru gelmiş YouTube'dan, onları söyleyeyim mi? Tabii ki Sevil Hanım, buyurun.
Estağfurullah. Bir tanesi der ki, hatta isterseniz doğrudan oradan okuyayım. Bir saniye. Ki aktarımda hata olmasın. Bizans'a ait arkeolojik parçaların depoda tutulmasının sebebi nedir? Neden acaba sergilemiyoruz? Diyor. Önce bunu cevaplayayım yoksa ikinci soruyu da söyleyecek misiniz? Yani isterseniz bunu yanıtlayın, sonra öbürünü sorayım. Tamam, önce bunu cevaplayayım. Şimdi bakın, bununla ilgili maalesef önceki yönetim döneminde verilmiş bir değerlendirme ve karar. Gördüğüm kadarıyla benim anladığım o. Kimsenin de günahına girmek istemem çünkü önceki dönem belediye başkanı yapan Kadir Topbaş bugün rahmetli. Kimsenin arkasından da kötü bir söz söylemek istemem. Fakat maalesef burada bir şekilde bir yani bilinçsizce yapılmış bir karar olduğunu değil, bir tercih olduğunu söylemek isterim. Sadece Osmanlı dönemine ait eserlerin sergilenmesini, Bizans dönemine dair ait eserlerin de sergilenmesi konusunda yeni yönetimin daha sıcak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sonuçta Bizans'ta bizim geçmişimiz, yani bugün Edirne'den karşı bütün insanların DNA'sına bakılacak olsa kimsenin safkan Türk çıkma ihtimali yok. Haliyle Hititler de biziz, Sümerler de biziz, Akatlar da biziz, İyonlar da biziz, Bizanslılar da biziz, Selçuklular da biziz, Osmanlı da biziz. O yüzden hepsi bizim ortak geçmişimizin izleri, bizim atalarımız dememiz gereken insanlar. Düşünün ki ben Ortaköy'ü araştırırken pek çok ailede ne gördüm biliyor musunuz? Pek çok ailede Ermeni Müslüman evlilikleri, Yahudi Müslüman evlilikleri, Rum Yahudi evlilikleri, o kadar farklı farklı ve bugün hala yaşayan, bu şekilde annesi Rum, babası Yahudi olan farklı etnik kimliklerde insanlar var. Haliyle o Bizans buhar olup uçup gitmedi. O Bizans'ın insanları da Osmanlı insanları içinde kız alıp kız vererek kaynaştılar. Türkler, Kürtler nasıl kız alıp kız vererek etle tırnak olmuşsa Bizans'ta Osmanlılar aslında aynı. Yani bu ön yargıları yıkarsak çok daha zengin olduğumuzu göreceğiz. Kendimizi yoksullaştırmaya hiç gerek yok. Evet. Peki, çok teşekkür. Diğerini aktarıyorum. Derler ki, Bizans ve Osmanlı devri yazılı belgelerde Tekfur Sarayı'ndan ne şekilde bahsediliyor? Şimdi Bizans ve Osmanlı'da nasıl bahsediyor? Şimdi Tekfur Sarayı dediğimiz zaman zaten Bizans döneminde Tekfur ismiyle bir şey yok. Yani Bilekarne dediğimiz, Bilekarne dediğimiz saray durumu söz konusu. Ama burası o Bilekarne Sarayı olaraktan adlandıracağımız saray mıdır? Yoksa burası Alman Prensesi'nin sarayı diyeceğimiz bir yer midir? Açıkçası bunu da net söyleyemiyorum. Bir taraftan avluda gördüğünüz, yani Tekfur Sarayı'nın bugün kuzeye bakan avlusunda ahşap döşemenin altında ve hemen kenarlarında gördüğümüz, bazı yerlerde çıkıntı olarak gördüğümüz taş duvar kalıntıları var. Onların ne amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Mesela bu arada yine unuttuğum bir şey vardı, onu da paylaşmak isterim. Fatih İstanbul'u aldığında bir ay kadar Tekfur Sarayı'nda ya da buradaki saray kompleksinde kalmış. Hani bu belki Tekfur Sarayı değildir de Tekfur'un altında, bugün Tekfur Sarayı dediğimiz yapının sırasında o civardaki İmparatorluk Sarayı'nda bir ay kadar kaldığı yazılı kayıtlarda geçiyor ve sonrasında da önce Beyazıt Meydanı'nda, bugün İstanbul Üniversitesi Kampüsü dediğimiz alan, ki pek çok kişi, İstanbul'u araştıranlar hep bilirler bunu. Eski saray olarak adlandırırlar İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yere. Eski saray dermesinin nedeni yine Fatih'e atfedilir. Fatih'in Topkapı Sarayı'ndan önce, Tekfur Sarayı'ndan sonrasında tabii, gelip Beyazıt Meydanı'ndaki orada Bizans döneminde kalmış olan yapı kompleksini kullandı. Sonrasında da yine Fatih dönemine ait olan o Çinli Köşk dediğimiz, bugün Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde yer alan köşk dahil olmak üzere birçok yapının yapılmasını emretti. Sonrasında da Havariyum Kilisesi vardır mesela. Havariyum Kilisesi maalesef bugün tabii yok. Fatih'in bu Havariyum Kilisesi'ni yıktırıp, ki zaten belki de o dönemde de çok iyi durumda da olmayabilir. Bu da İznik, daha doğrusu İznik diyorum. Latin İmparatorluğu döneminde Haçlılar tarafından talan edilmesinden ötürü Fatih Camii'nin yapıldığı yerde de Havariyum Kilisesi vardı mesela. Evet.
Benim gördüğüm sorular bu kadar. Ben kendi adıma çok 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 teşekkür ediyorum. Kitap için başarılar diliyorum. Var olun, sağ olun. Sözleri de sizinle Muzaffer'e bırakıyorum. Herkese de çok sevgilerimi tamam. yolluyorum. İyi geceler. Var olun, sağ olun. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bütün dinleyici meslektaşlarıma, arkadaşlarıma, herkese çok çok teşekkür ediyorum zahmet edip zaman ayırdıkları için. Hocam sağ olun, ağzınıza sağlık. Keyifli bir sunum oldu. Sevil zaten sözü aldı. Ortaköy sunumunda görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Umarım biz uğruyoruz. Senin sonunda bitirmiş olurum. Evet. Yine başka sorumuz? Ekvur Sarayı'nda da görüşmek üzere tekrar. Diğer her zaman için bekliyoruz. Bütün ziyaretçilerimizi de bekliyoruz. Bizler orada bir maaş alıyorsak bunu zaten sizlerin ödediğiniz maaşlarla sizlerin ödediğiniz vergilerle biz orada maaş alıyoruz. Hâlâ sizler gelince, sizlere hizmet edince ben o maaşı hak ettiğimi düşünüyorum açıkçası. O yüzden sizlerin gelmesinden hepinize bildiklerim ne varsa bildiklerimi de sizlerle paylaşmaktan sadece mutluluk duyar, onur duyarım. Estağfurullah. Hocam. Sağ olun hocam. Bir misafirimizin sorusu var. Hocam çok özür dilerim. Tanıtımda gösterilen, çok özür diliyorum, tanıtımda gösterilen o fotoğrafla bugünkü müzenin olduğu yer birebir aynı mıdır? Yani aynı yeri mi gösterir? O aynı yapıyı görüyoruz. Taş bir cumba var. Bakın tanıtımdaki fotoğrafa baktığımızda sanıyorum Sabah Şöhriye'ye ait olsa gerek bu fotoğraf. O fotoğrafa baktığımızda kuzeye bakan cepheyi görüyoruz. Yani üst katında şapelin olduğu kısmın olduğu ve Kariye tarafına Marmara tarafına mı desek? Nasıl tarif edeyim ben size orayı? Hocam müzenin olduğu yerle alakası var. Müze olarak yapılan o biraz... Müze olarak yapılan kısım taş duvar olarak gördüğümüz yapı. Bugün Tekfur Sarayı Müzesi zaten. Orada gördüğümüz yapı o pencereleri açık olarak gözüken metruk bir bina halinde gördüğümüz yapı. Bugün Tekfur Sarayı dediğimiz müzenin bundan yaklaşık 120-130 yıl önceki görünümü. Yani önde bir ahşap sudurma gibi bir ev var zannedersem. Yani öndeki aynı onlar geçen bu tarzı yapılmış evler. Yani bakın bugün mesela Soğuk Çeşme sokakları vardır bilirsiniz. Ayasofya evet. ile Topkapı Sarayı arasındaki sokak. Orası da mesela 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başlarında böyle düşünün ki hemen arkası saray yani sarayın padişahın oturduğu, ikamet ettiği sarayın duvarına İnsanlar kalkıp bina yapabilmiş. Tabii bunun evet. belki bir sebebi de 19. yüzyıl derken 1850'lerden itibaren Sultan Abdülmecit'in önce Dolmabahçe, sonra Abdülaziz'in Çırağan, sonra Abdülhamid'in de Yıldız Saray'ın yaptırmasından da ötürü belki biraz ihmal edilmiş bir saray olmasından kaynaklanıyor belki Topkapı Sarayı'nı. Burada da yine Tekfur Sarayı'nın arkasında gördüğümüz yapılarda biraz hani dediğim gibi gecekonduvari binaların öncüleri. Hocam aynı şekilde aşağıda Balat tarafında surların üzerinde de hani olan surlar mevcut surların üzerinde de yapılı. Surlar üzerinde gördüğünüz binalar gecekonduları hani gelen gideni aratır misali hani öpüp başıma koyuyorum o gecekonduları eskileri. Gecekonduyla bir alakası yok. Yani gündüzden konmuş ve günlerce uğraşılarak konmuş. Çok azimli insanlarımız var. Maalesef biraz sahipsizlikten kaynaklanan artık evet. umuyorum ki yeni yönetim döneminde bunlarla ilgili de bir çalışma yürütülecek ve o işgaller de kalkacaktır diye umuyorum. Hocam sizi orada görebilir miyiz gündüz gelsek? Sizi rahatsız edebilir miyiz? Vallahi ben kendim şu anda maalesef Ortaköy'de oturmuyorum ama Ortaköy benim hani İstanbul'daki en büyük sevdam diyebilirim bir bakıma. Düşünün ki 22 senedir gecem gündüzüm hayalim Ortaköy. İnşallah mahcubiyetimi gidereceğim bu senenin sonunda. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben en azından seyirciler adına söz almış olayım. Müzemize bekleriz. Orada da yine yurtta görüşmekten, sizlerle tanışmaktan. Her insan benim için bir hazinedir, bir değerdir. O yüzden her birinizi tanımaktan, tanışmaktan sadece mutluluk duyarım. Bilgim dahilinde yardımcı olabileceğim ne olursa her zaman için hepiniz için geçerli bu. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum sizlere. Hocam tekrar teşekkür ederiz. Tüm katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Bu kadar yaklaşık 2 saat sürdü sunumumuz. Maşallah. Onlar da ben nasıl bir saat bulmuşam diyordum ama
saati kadar açtık süremizde. Her zaman gene bir klasik olduğu gibi bütün sorularımıza da cevap verdiniz. Herkes de çok teşekkür ediyor. Çok kapsamlı bir sunum oldu. Gerek izleyen işte misafirlerimiz gerekse meslektaşlar için. Yani bilmediğim konuda bir şey söylemek yerine bilmiyorum demeyi tercih ediyorum. Bu çünkü çok daha doğru. Genelde hepsi yapılır ya, bir yere gidiyorsunuz, bilmediğiniz bir yeri soruyorsunuz. Oradaki insan da bilmiyor ama bilmediği halde yine de kalkıyor şuradan sağa ya da sola saplıyor. Bilmediğim yerde bilmiyorum demek çok güzel bir şey. O yüzden bildiğim bir şey ise seve seve, bilmiyorsam da üzülerek maalesef diyorum. Çok sağ olun hocam. Herkese iyi geceler diliyoruz. Tekrar olun, teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel fırsatı verdiğiniz için size de ayrıca, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ahmet Faik olmak üzere, Sevil Hanım olmak üzere. Hepinize ayrı ayrı. Çok teşekkürler. Hoşçakalın hocam. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Teşekkür.